Pandemide çocuk olmak. Merhaba, ben Ali. Merhaba, ben de Ayşe. Ayşe ile Ali evde neler oluyor? Dünyamız salgın bir hastalık nedeniyle zor zamanlar geçiriyor. Herkes gibi biz çocuklar da bu süreçte zorunlu olarak evde kaldık. Çeşit çeşit evlerde farklı farklı arkadaşlarımız değişik değişik zamanlar geçirdik. Evde kalmanın güzel yanları var. Ödevlerimizi istediğimiz zaman yapabiliyoruz. Daha çok uyuyabiliyoruz. Oyuncaklarımızla daha çok oynayabiliyoruz. Ailemizle daha çok zaman geçirebiliyoruz. Ama aslında evde kalmak büyükler gibi bize de zor geliyor. Zorlukları azaltmanın her zaman bir yolu bulunur. Biz de bu zorlukları azaltmanın yollarını hatırlatmak istiyoruz. Nasıl mı? İşte 4 öneri. Dertlerimizi, duygularımızı paylaşalım. Evde büyüklerin çok işleri oluyor. Bizim bakımımız, evi geçindirmek, ev işlerini yapmak gibi. Tüm bunlar büyükler için çok stresli. Ama bizim de kendimize göre dertlerimiz oluyor. Mesela arkadaşlarımızı, öğretmenlerimizi özlüyoruz. Evde bahçedeki gibi oyunlar oynayamıyor, dışarı çıkamıyoruz. Mesela büyüklerle dertlerimizi paylaşmak istiyoruz. Büyüklerin de bizimle duygularını paylaşmaları çok iyi olur. Bazen büyükler gibi biz de kaygılı, kızgın, sıkkın, neşeli ya da mutlu olabiliyoruz. Eğer büyükler bu duyguları paylaşmamız için bize zaman ayırırlarsa kendimiz onları anlatabiliriz. Büyüklerin de neden öfkeli ya da neden dikkati dağınık olduğunu anlayabiliriz. Çevremize saygılı davranalım. Biz de saygı duyulmayı, dediklerimizin dikkate alınmasını, dinlenmeyi ve birey olarak görülmeyi istiyoruz. Bizim de aynı büyükler gibi sınırlarımız var. O yüzden odamıza girerken lütfen kapıyı çalın. Televizyonda kanal değiştirirken bize de sormanızı istiyoruz. Bize dokunmalı şakaların yapılması, istemediğimizde öpülmek ve şiddet hoşlandığımız şeyler değil. Ama büyükler de bize sınırlarını anlatsın, yaptıkları şeylerin nedenleriyle açıklasın. Bazen biz de büyüklerden bir sürü şey bekleyebiliyoruz. Öfkeyle baş edelim. Kimi zaman istediğimiz şeyler olmadığında, hata yaptığımızda, kendimizi ifade edemediğimizde, yok sayıldığımızda ya da görülmediğimizi hissettiğimizde öfkeli hissediyoruz, üzülüyoruz. Böyle olunca evdeki eşyalara zarar vermek, birbirimize zarar vermek, bağırmak, vurmak, kötü şeyler söylemek isteyebiliriz. Ama aslında kendimizi sakinleştirmek için bunlar hiç işe yaramaz. Üstelik sevdiklerimizi de bizi de üzer. Böyle hissettiğimizde derin derin nefes alabiliriz. İçimizden sayı sayabiliriz. Ya da sakinleşmeyi bekleyip bizi neyin sinirlendirdiğini düşünebiliriz. Böylece duygularımızı anlar, kendimizi daha rahat ifade edebiliriz. Bunlar hem çok işe yarar hem de kimseye zarar vermez. Destek alalım. Kendimizi yorgun, bıkkın, yalnız, kaygılı, üzgün, çaresiz hissediyorsak veya istemediğimiz bir şeyi yapmak zorunda kalıyorsak ya da biri bize zarar veriyorsa o zaman güvendiğimiz bir büyüğümüzden destek isteyelim. Hatta hem kendimiz hem de evde böyle hissedenler varsa onlar için de destek isteyebiliriz. Destek istemek güçsüzlük değil, paylaşmaktır. Evde güzel anlarımızı arttırmak için her zaman yapabileceğimiz şeyler var. Hem kendi duygularımızı aktarmak, hem de karşımızdaki kişinin hislerini anlamaya çalışmak. Öyle değil mi Çomar?